EYT ile milyonlarca çalışanın emeklilik yolu açıldı. Ancak EYT'yi az farklı kaçıranlar da vardı. Onlar için kısmi emeklilik formülü gündemde. Peki bu formül nasıl işleyecek ve şartları neler? CNN Türk ekibinden Merve Tokaz ve kameraman Engin Özbey'in haberi. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası hayata geçti. 2 milyonu aşkın kişi emekliliğe hak kazandı. EYT'li olmanın heyecanını yaşadı. 97 Kasım girişliydim. Sigorta ilk işe başlangıcım. 25 yılımı geçtiğimiz 2022 Kasım'ında doldurmuştum. Prim günlerim de doluydu. Geçtiğimiz Mart ayında da dilekçemi verdim. Emekli oldum. Emekli olduğumuza dair noterde, avukat şeyliğinde ara buluculukla tazminatımızı almak için evrak. Tamamlamış mıydınız şartları? Tabii hepsini tamamladık. O zaman emekli de oldunuz, hayırlı olsun. Emekli de olduk. Ve kimi emeklilik hayallerini kıl payı kaçırdı. 2006 girişliyim, o yüzden yararlanamıyorum. İşe giriş tarihini bir günle ıskalayanlar, prim günü eksik olduğu için başvuru tarihini kaçıranlar. Yani o ya da bu sebeple EYT'yi kıl payı kaçıranlar. İşte bu kişiler için yeni bir formül masada: kısmi emeklilik. Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 99 tarihinden önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. İşte bu EYT yasası çıktığında bu kesimi ilgilendiren nokta eksik bırakılmıştı. Şimdi hükümet bununla ilgili bir adım attı. Peki kademeli emeklilik formülü nasıl işleyecek? Burada nedir? 58 yaş sınırı, kadınlardaki 58 yaş sınırı 50'ye, 60 yaş sınırı da 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısında tamamlamışsa çalışanımız ya da emekli adayımız emekli olabilecek. Tabii ki kısmi emeklilik diye adlandırdığımız esasında maaş anlamında herhangi bir farklılık söz konusu değil. Tabii bir de prim günü eksik olmasına rağmen ya tutarsa mantığıyla durmadan başvuru yapanlar. Peki onlar için de emeklilik söz konusu mu? Gün sayınız örneğin 5500 gün tamamlamanız gerekirken 5000 gününüz varsa borçlama yapmanın bir anlamı yok. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu gereksiz yere meşgul etmek ve nihayetinde de bu başvuru reddedilecek.